Beni yanında getirmekle neye yettin? Çoktandır saraydan çıkmamıştım. Yasaklara uymayanlar ölümle cezalandırılacak, öyle mi? Amcanın odasında ne oldu Murat? Sana ne söyledi ki bu kararları aldın? Amcam mazide çektiğim acıların ete kemiğe bürünmüş Halif abi. Tarihin tekerrür etmesine asla izin vermeyeceğim. Bu yangın benim felaketim olmayacak. Atiken nasıl? Yalnız bırakmıyorsun değil mi? Hep yanındayım. Ama... Ama? Silahtar olan hisleri beni korkutuyor. Yangın gecesi... canına kıymak istedi. Zehir içmiş. Tesadüfen fark ettim de kusturdum. Dur bakalım, dur. Sultan Murad'ın yasaklarından haberin yok mu senin? Ne demeye fenersiz dolaşırsın gece vakti? Ya var git işine. Ne olmuş yani fenersiz çıktıysam adam öldürmedim ya. Hem Sultan Murad nereden görecek şimdi beni? Sarayında keyif çatıyordur o zalim. Re soysuz. Ne malum sarayında keyif çattı? Belki tam karşındadır. Hünkârım siz... Ağlar. Tez vurun boynunu. Hünkârım yalvarırım yapmayın. Ben imamın oğluyum. Babama yemek götürüyorum hemen şuradaki camide. Ev yakın olduğu için fenere gerek duymadım. Bir cahillik ettim hünkârım. Yalvarırım acıyın bana. Onu emirlerime karşı gelmeden evvel düşünecektin. Hünkârım yapmayın. Hünkârım yalvarırım kıymayın bana acıyın. Hünkârım yalvarırım. Ben bir cahillik ettim affedin. Yapma. Hünkârım. İzin ver gitsin. Yalvarırım. Nasıl korktu baksana. Hatasını anladı bir daha yapmaz. Hünkârım ne olur affedin beni yalvarırım hünkârım. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Babama yemek götürüyorum hünkârım. Sakın. Hünkârım ne olur, ne olur acıyın bana hünkârım. Hünkârım ne olur, bir daha yapmam. Hünkârım hayır. Fahri Sultan'ı saraya götürün. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Murat, gözlerimin önünde yasakları çiğneyen birine ölüm emri verdi. Mani olmaya çalıştım, yapma dedim. Ama bakışları öyle soğuk, öyle acımasızdı ki. Bunu hiç öyle görmemiştim. Sultan Murat bir hükümdar. O bir şeye yasak diyorsa yasaktır sultanım. Buna mani olmak, tartışmak bizim işimiz değil. Haddimiz de değil. Onca hadiseden sonra kendini kaybetti sanki. Bu yükün altında ezilip vicdanını kaybetmesinden korkuyorum. Endişe etmeyin.
Nedir bu? Bilmiyorum. Kim yazmış? Bilmem. İsimsiz. Gülbahar Sultan'ın biriyle gizli işler çevirdiğini yazmışlar. Sultan Murad'ın saltanatına karşı tertip içindelermiş. Derhal Murad'a söylemem lazım. Sultanım, bence acele karar vermeyin. İşin aslını öğrenmeden bir sultanı itham ederseniz başınız derde girer. Yarın sabah Bursa'ya hava gidiyorum Kemankeş. Sen de geliyorsun. Yasakların Anadolu'da tatbik edilip edilmediğini görmek istiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz hünkârım. Fakat bağışlayın. Payitaht sükûta ermeden gitmemiz bilmem doğru olur mu? Silahlar ağada yok. İşin aslını anlatacağım. Mehmet Paşa. Hünkârım. Seni İstanbul muhafızı tayin ediyorum. Her daim tetikte ol. Sarayın, ailemin emniyetinden sen mesulsün. Emri ferman yüce padişahımızındır. Gel. Sultanım. Bağışlayın, bu vakitte sizi rahatsız ettim. Ancak söyleyeceklerim mühim. Dinliyorum. Hünkârımızla birlikte taşraya çıkmıştık. Saraya döndüğümde dairemde bu mektubu buldum. Kim yazmış bunu? Bilmiyorum. İsim yok. Ağalara sorgu sual ettim. Kimse bir şey görmemiş. Aslanıma söylemedin inşallah. Önce size gelmeye münasip buldum. Meselenin aslını öğrenmeden Gülbahar Sultan'ı itham etmek olmaz. İyi yapmışsın. Bundan kimseye bahsetme. Ben alakadar olacağım bu mevzuyla. Sultanım. Eğer elimden gelen bir şey olursa bilin ki hünkârımız için ne gerekiyorsa yaparım. Kim yazmış olabilir bunu? Vallahi sultanım, şaştım kaldım. Ben bir soruşturayım. Belki biz buluruz.